Arif Berimle ile birlikte. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, iyi pazarlar diliyorum. İyi pazarlar. olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu araştırma çok ilginç. Biz dünyada yüzde 50 ruh sağlığını yitirecekmiş gibi bir araştırma ortada. şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. ruh sağlığı deyince ne anlamalıyız? Çünkü bundan yanlış anlamalar da olabilir diye düşünüyorum. Halk farklı farklı anlıyor çünkü. Ruhsal olaylar dediğimizde bunun bir Türkçe karşılığı yok aslında. Yani ruhsal deyince dışarıdaki olayların etkisiyle yaşanan duygu olarak adlandırılıyor interaktif bir şey oluyor yani. yani evet. Yani başınıza bir şey geldi. Ailenizde bir e, işte ağır borç altındasınız, ödemekte zorlanıyorsunuz. Komşunuzla kavga ettiniz, moralin bozuk, ruh sağlığın bozuk gibi anlaşılıyor. Aslında olay böyle değil. Hmm. Aslında olay böyle değil. E, biraz önce konuştunuz değerli hocayla birlikte e, nöroloji nörolojide evet. e, bizim bahsettiğimiz ruh sağlığı arasında çok yakın ortaklıklar var. ...onu önce belirtmek istiyorum. Hı hı. Şu haliyle bile... Hı hı. ...şu haliyle bile... ...şimdi teker teker... ...yaklaşık e, tahminen 149 tür ruhsal olaydan bahsediyoruz biz sınıflamalarda. Bunların işte yüzde bir, yüzde yarım, binde beş gibi rakamları topladığınızda... ...üst üste yüzde yirmi beşle yüzde otuzu zaten bugün buluyorsunuz. Çok yüksek bir rakam aslında. Ha, buluyorsunuz. Ee, bu... E, ülkeden ülkeye değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Aynı gibi. Peki hocam şimdi sizin artık o kadar ben çok uzun zamandır tanıyorum. Türkiye zaten çok uzun zamandır tanıyor. O kadar çok araştırmalarınız oldu ki araştırmalar oldu, konuşmalar, bilimsel yayınlar, tabii ki başhekimlikler vesaire. Türkiye'nin geldiği noktada bizim ruh sağlığımız nasıl? Bizim ruh sağlığımız Türkiye'nin geldiği noktada ee, yani hastalık açısından bakıldığında, şimdi e, bozukluk var, hastalık var. Şöyle diyelim, iyi miyiz, kötü müyüz? Ee, yani e, hastalık olarak dünyadan çok fazla farkımız yok. Yani? Ee, yani e, örneğin… Hocam söylemek istemiyorsunuz, kötüyüz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben şunu söyleyebilirim, ee, özellikle son zamanlarda yaşadığımız… Ekonomik sıkışıklıklar ister istemez bizi mutsuz etmiyor değil. Hı hı. Yani bu zamana da özel değil bu. Yani ne zaman ekonomik sıkışıklık yaşasa toplum ve uzun sürerse bu hadise e, mutsuzlaşır. Sonrasında da ben haberlerden de görüyorum konuklardan da şiddet artıyor. E, şimdi şiddet artması e, olgusu şimdi şöyle bahsedelim bence. E, örneğin bir toplumda bir rahatsızlığın artışından söz edebilmek için e, sayısal bir artış yeterli değildir. Peki. Oransal bir artış olmalıdır. Hı hı. Örnek olarak söyleyeyim, bütün dünyada, bütün ülkelerde şizofreni hastalığı yüzde bir civarındadır. Evet. Şimdi 50 milyonluk ülkenin yüzde biri 500 bin iken, 85 milyonluk ülkede 850 bin evet. oluyor. Sayısal bir artış var. Sayısal bu artış önemli değil. Önemli değil derken bilimsel açıdan önemli Önemli olan oransal artışın olup olmamasıdır. Hmm. Oransal bir artıştan çok nüfusumuzun artışıyla birlikte etrafımızda bu tür rahatsızlığa yakalanan ve bu tür rahatsızlıkla ilgili olan insanlar sayısal bakımın artmış oluyor tabii. Hı hı. Bu bir e, bu tür e, özellikle psikiyatrik hastalıklarda çalışamama ve iş gücü kaybı son derece önemlidir. En önemlilerinden bir tanesi. En önemlisidir. Herhalde, değil mi? O insanlar ekonomiden çekilirler. Hı hı. Çalışamazlar, evde kalırlar. Ona bakacak ikinci bir kişi de evde kalmak zorunda kalır. Daha da zor. Daha da zor. Hı hı. E, dolayısıyla bundan dolayı insanların da mutsuz olduğunu görürsünüz. Hı hı. Çünkü evde sürekli rahatsız olan birisi varsa, sürekli stres altındasınız demektir. Bu da mutsuzluğunuza zaten yok. Ben atıyor. şunu merak ediyorum. 10 sene önceki mutsuzluk oranımız ya da genel tavrımızla bugünkü'n arasında oransal sizce sizin şeyini de bilimsel olarak sormuyorum çünkü elimizde istatistik yok ama sizin e, kendi tecrübelerinize dayanarak soruyorum. Ne duruma, yani iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi sizce? Şimdi nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Evet. Giderek yaşlanıyor. Evet. Bu yaşlanma tabi bölgesi anlamda değişiklikler gösteriyor. Yaşlandıkça insan ömrü de arttıkça hastalanma oranında bir artış oluyor tabi. Dolayısıyla daha şeye gidiyoruz. Oluyor. Evet. Ee, nüfus arttıkça sayısal da bir artış olduğunu zaten söyledim. Yani bir şeyler artıyor. Hmm. Bir şeyler artıyor ama bu bilimsel anlamda dikkat alınacak öyküler değiller. Hmm. Ee, çünkü e, idaresel anlamda bu göz söz konusu olabilir. Yani 85 milyonluk ülkenin sorunları ile 50 milyonluk ülkenin sorunları bir olmadığından dolayı e, mutsuzluk da daha çok artıyor. Hmm. Şimdi mutsuzluk artıyor. Bir taraftan şiddette de bir sürü şey var. E, hocam siz uzun zamanlarda benim de yaptığım tarzda bir program vardı. E, o programda e, uzman evet. olarak katılıyordunuz Müge Hanım'ın programı. E, mesela Narin kayboldu şimdi Diyarbakır'da. Evet. E, ne düşünüyorsunuz? Çocuk hala bulunamadı. E, sizin çok iyi biliyorum hani çok artık o kadar çok üzerine Danışmanlıklar yaptınız ki. Mesela. Ne düşünüyorsunuz bu vaka hakkında? Ee, şimdi vaka hakkında benim düşündüğüm şey şu. E, yani e, yayın yasağı var ya bununla ilgili dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Ee, benim bu halde kendim kişisel düşüncem şu. E, bu çocuk bir cinayete kurban gittiğini düşünüyorum hı. ben. Evet. Yani küçük bir bölgede hı hı. cinayete kurban gittiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah öyle değildir. İnşallah yaşıyordur çocuk ama o ihtimal çok daha düşük gibi geliyor. Ee, bu cinayetin cinayetinde ee, pedofilik bir cinayet olduğu kanaatindeyim evet. Ben yanlış anlaşılmasın. kimseyi yine de zaten Hiçbir içeri. şey bilmiyoruz. Evet. Yayında da bir konuda bir şey söylememiz mümkün değil. Hı -hı. Benim kişisel düşüncem bu. Hı -hı. Ve yakın tarafa bakmak lazım sanki belki bazen yakın bazen uzak olabiliyor. Bazen olabilir. de öyle oluyor değil mi? Yani mekansal yakınlık oluyor, kan bağı bakımından uzak olabiliyor. Uzak olabiliyor. Hocam peki bir şey soracağım. Bu tarz şeylerde, narin özelinde konuşmuyorum genel olarak. Çok fazla, ben de yaptım biliyorsunuz Star Televizyon'da Biliyorum. öyle bir yayın yapmıştım. Ama gönlüm ve kalbim dayanmadı bu yayınları yapmaya. Çünkü gerçekten çok zor. Ee, size de hani hakikaten düşünemiyorum bile. Ee, bu çocuklar kayıp olduğunda kaç saattir canlı bulunma şansı? En fazla üç gün. Üç gündür. Üç günden sonra genelde canlı bulunur. Genelde bu. Evet. Dünyada da böyledir herhalde. Genelde değil mi? bu. Evet. Peki genelde bu tarz şeylerde hep yakınlardan mı çıkar? Genel olarak soruyorum. Şimdi bunu genellemek çok zor. Peki. Genellemek çok zor. Ee, ama. Şunu söyleme şansınız var. Yerleştiğiniz birim. Hı hı. Örneğin, bir örnek vereyim ben. Lütfen. Ee, bir kurban bayramında hı hı. E, üç tane çocuk şeker toplamaya çıkıyorlar. Evet. Bir kapıyı çalıyorlar ve bir cinayete kurban gidiyor üçü de. Hı. Bu tanınmadık, bilinmedik bir insan. Hiç bilinmedik, evet. Ama tanıdık insanlar da, yakınlar da olabilir. Hı hı. Ee, ama böyle bir durum. Şimdi şaşırıyorsunuz yani olayı nasıl çözüleceği konusunda. Böyle bir derdiniz var. Peki siz bu kadar tecrübelisiniz. Sizi de şaşırtan olaylar oluyor mu hala? Ee, yani bir Yoksa bildiğiniz yerden mi geliyor hep? Ee, pek hekim olarak şaşırmıyorum ben. Artık şaşırmıyorsun. Artık şaşırmıyorum. Çünkü ben hep şöyle düşünüyorum. Türkiye'yi bir kare alarak düşünürseniz, Ortasından bir çan eğrisi çizerseniz ortası yüzde yetmiştir. Evet. Yüzde yetmiş olan bölüm toplum normunu oluşturan insanlardan oluşur. Hı hı. Yani toplum normali odur. Ortası da olan var, kenar olan var. Ama e, artı yüzde on beş diye nitelediğim bir taraf var. Onlar entelektüel, yazan, çizen, sanatçı, e, bir şeyler söyleyen, okuyan insanlar grubu. Onu bir tarafa vursak, eksi yüzde on beş var. Hmm. Eksi yüzde on beş her an suç potansiyeline sahip. Hmm. Herhangi bir şekilde. dolandırıcılıktan, çete kurmaya, cinayetten cinsel suçlara varana kadar ya da e, çok ciddi biçimde, e, nasıl söylesem ben bunu, çok ciddi biçimde suç potansiyeli taşıyacak bir yüzde kriminal bir %15'imiz var. Çok da yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Ama bu ülkem için değil. Her ülke için. Her böyle. ülke için. Evet. Her ülke için böyle mi? Peki sizi e, endişeye düşüren ya da sizi korkutan insan tipi nedir? beni korkutan insan tipi yani bunu bilimsel olarak söyleyebilirim. Çünkü ben bir şeyden bir şekilde insana bakarak İnsanın yüzüne bakarak suç anlayamazsınız. Tabii, tabii. Giyimine bakarak anlayamazsınız. En çok korkutan insan tipi dikkatsiz insanlardır. Dikkatsiz. Yani dikkatsizlik de yol açtıkları felaketleri düşün. Ya evet değil mi? Sadece dikkat eksikliğinden ya da evet. Çok... Yani dikkat eksikliği bir hastalık ayrıca o onu başka, tarafa bırakıyorum. Ha. Genel anlamda dikkatsiz insanlardır. Hmm. Yani sokağa fırlayan e, bir gençten. Hmm. Trafiğin aktığı yerde Kırmızı'da geçmeyip oradan geçenden, buradan geçmesi gereken şuradan geçenden kaç kişinin canını yakar bu tür insanlar? Bu sizi daha çok korkutuyor. Ben, bu beni çok korkutuyor gerçekten. Siz e, ilk başladığınızda mesleğe şey demişsiniz. Bütün em, doktorlar hastalarıyla yakın olmak ister ama ben iç içe olmak istiyorum. A, evet. evet. Neden hocam? E, şimdi... Bizim branşımız çok farklı bir branş. Çok zor bir branş. Ee, zor mu kolay mı bilmiyorum ama e, biraz kafamız daha fazla yoruluyor. <laughs> e, kafamız daha fazla yoruluyor. Genellikle e, oturup pozisyonda insanlarda ne olup ne bittiğini dinliyoruz. Genellikle diyorum. E, örnek olarak söyleyeyim. Bir A branşı diyelim. hı. <laughs> Hastasına bakıyor, ediyor, eğiliyor, üzülüyor, ediyor falan ama e, ruhen bir e, o kişiyle empati yaptığınız sürece hı hı. daha çok üzülüyorsunuz. Tabii, tabii. Daha çok üzülüyorsunuz. Bunun anlaşılması çok zor aslında. Çok, çok. Gerçekten. Nasıl çok. kendinizi kolluyorsunuz? Allah beni koruyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi demin çok ilginç bir şey söylediniz. Bir suçluyu kıyafetinden ya da işte yüzünden, yüzünden tanı. Nereden tanırsınız hocam artık? Kaç sene oldu sizin? Valla e, vallahi bunu anlamak çok zor. Hmm. Gerçekten. Yani Anlıyorsunuzdur bile... artık ama. Yok, onu anlayamıyorum. Gerçekten, gerçekten, gerçekten anlayamıyorum. Mi? Davranıştan, iki davranışından, Davranıştan bakıştan hiçbir şey anlayamazsınız. İnanılmaz. Hani Genel oturup tabii, tabii, sohbet ettiğinizde bir şey Evet Dışarıdaki uzun süre davranıştan bir da bulunabilirsiniz. Hmm. Yani daha uzun süreli. Yani o işte evet. beden diliydi vesaireydi onlar yok. yok mu? Yani, yani hep söylenir ya o, yani gözlerini e, kaçırır yalan söylerse ya da işte. Anlık anlamda e, bu çok doğru olmayabilir bu sözcükler. Hmm. Yani beden dil işte bilmem ne gibi verdiğiniz anlama bakar bu. Siz veriyorsunuz o anlamı. Hı -hı. Objektif bir tarafı yok. Tabii. Bunu ispatlanabilir yanı yok. Ee, öbür taraftan <laughs> yani suçlu anlamanız çok zor. Hı -hı. Yani ben e, başhekimlik döneminde ve daha önceden de e, özellikle adli psikiyatri alanında evet. e, Sağlık Kurulu Başkanlığı yaptım. Hı -hı. Bakırköy. Biliyorum biliyorum. Ben, evet. Yaptım. E yani orada çok suçla karşı karşıya geldik biz ama... ...oturduğunuz zaman suçlunun suçlu olduğu belli olmuyor ki. Hiç olmuyor, hatta hiç olmuyor. Hiç olmuyor, onu bilemezsiniz. En şok olduğunuz vakayı hatırlıyor musunuz? En şok olduğum vakayı e, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. E, şöyle bir şey... E, ...75-78 yaşta arasında bir bey... Hı hı. Ee, yanında yatan eşinin e, gecenin saat üçünde kalkıp banyo yaptığını görmüş. Peki. O da uyanmış. Hı hı. Ondan sonra e, bir cinayet söz konusu orada. Yaşlı karısını öldürdü adam. Adam. Hı. Bu nasıl oluyor? Niye? Niye oluyor? Niçin oluyor? Evet. Diye düşündüğümüzde e, tam tersi olaylar çıktı. Kadıncaz köyün bekçisiyle ilişkiye girmiş meğerse. Ne diyorsunuz? Wow. Evet. Ona ben çok şaşırmıştım. Yani artık o yaşta vesaire deniliyor yani değil mi? Nasıl olsun diye düşünmüştük. Öyle bir şey oldu. Yani ne kadar çok aslında çok fazla var böyle. Hep bir çok ar görünenin arkasına çok bakmak çok lazım. Çok fazla var. Yani e, çok fazla insanın olduğu her yerde hı hı. E, bir suç var. Peki suçu kadınlar ve erkekler olarak ayırsak? Kadınlar ne suç işliyoruz, erkekler ne suç? Erkekler daha çok şiddet suç işliyor Şiddet. Hı hı. Çünkü fizik güçlerine güveniyorlar. Hı hı. Toplumda erkek e, erkek üstünlüğü fiziksel üstünlükten fiziksel bahsedelim. üstünlüğü kabul edilmiş toplumlarda ve her yerde mesela bu e, Amerika'da da böyle hı hı. erkekler daha çok şiddet suçu işliyorlar. Hı hı. Kadınlarda şiddet suçu pek yoktur. Kadınlarda ne suç var? Biz ne yapıyoruz? <laughs> Vallahi kadınlar e, yani öyle pek suçta işlediği pek yok yani. Şu tarafı da fazladır diyecek hali yok. Hmm. Kadınlar, eşit ağırlıklı yani. yani. Eşit ağırlıklı falan değil. Ka yani benim kişisel düşünceme <laughs> söylüyorum. bir <laughs> e, Bilimsel çalışma yapmadım bu anlamda <laughs> ama çok ciddi biçimde Kadınlar şu suç işliyor. Kadınlar işlese işlese hırsızlık suçu işler yani. dolandırıcılık işleyebilir. Peki cinayeti düşünelim. Siz çok uzun sürede onlarla ilgili bir sürü şey biliyorsunuz. Kadın ne tarz oluyor, erkek ne tarz? Suçlulardan bahsediyorum. Şimdi şu var. Bir belirgin bir psikiyatrik rahatsızlık içinde olup da. Peki. Açık seçik kanunda bahsedilen tarzda ise yani e, cinayet ve şiddet suçu daha fazla artmış oluyor. Hmm. Artmış oluyor. Kadında cinayet olabilir ama kendini korumaya dönük cinayet olabilir. Oluyor daha çok. Cinayet ha, evet. Cinayet olabiliyor. Hmm. Erkekte daha çok? Erkekte açık seçik şiddet daha çok unsur. Ve bu da hep yani mesela şimdi sosyal medyayla, teknolojiyle birlikte bunda da değişiklikler oldu mu hocam? Bunda pek değişiklik gözlendiğini söyleyemem ben. Hı hı. Gözlendiğini söyle Hani sosyal medya suçu vardır. Gayri ahlaki, gayri e, problematik davranışlar sergenebilir. Hakaretli şuydu buydu olabilir ama e, yani bu suçların sosyal medyaya yansıyan yönü Belki ciddi tehditler alınabilir yani. Hocam galiba biraz sosyal medya kadın erkek ilişkilerini etkiledi. Doğru. Değil mi? Bu doğru. Yani orayla birlikte yeni ruhsal bir takım başka problemler ortaya çıkmaya başladı. Aldatmanın şekli değişti mesela. Evlilikler başka bir şey oldu. Geliyor mu size? Geliyordur danışanlar soruyordur öyle şeyler. Şimdi bizim terminolojimizde danışma diye bir şey yok. Biz yani... Kişi başvurabilir. Hı hı. Başvurduğu zaman ona hastalık teşhisi koyana kadar hı hı. hasta değildir. Değilir pek. Kural o. E, dolayısıyla e, ne demiştiniz? Kadın erkek ilişkileri değişti sosyal evet. medyayla birlikte dedim. Tabii, tabii. Evet. E, ama kadın da erkek de e, cinsel eşini hı hı. bir anlamda aldatabilir. Adatabilir. Ama aldatmanın fizik unsurları olmadığı sürece hı hı. bir kişi bir kişiyi aldatıyor şüphesiyle hı hı. devam etmek bir paranoyit hastalıktır. Hı. Yani ee, yakalayamadıysa öyle mi? Hiç yani objektif bir bilgi olmadığı sürece. Ama mesela bir kadın, dün mesela Aydan Şener buradaydı, konuşuyorduk. Dedi ki, ben de bir şeyden şüphelenirsem ne yapar, ne eder? Ajanlık yapar, onu bulurum dedi. Kadınların böyle tavrı da var. Şimdi kadınların bu tavrı olabilir. Erkeklerin e, bu tavırda potansiyelleri daha yüksek aslında. Öyle mi? Tabii. Onlar daha çok mu ajanlık yapıyorlar? Ee, onlar e, ne yapar, ne ederim derken birazcık Aha. mesela, Şöyle söyleyelim, bir seyahate gittim dedi, hmm. işi var. Hmm. Şuraya gittim dedi, aslında gitmemiş, gelip basabiliyor karısını. Hmm. Daha büyük Hadi potansiyel. Da hmm. Hmm. Yani potansiyel bakımından daha yüksek. Hmm. E, ama paranoid bakımdan bakıldığında erkeklerde aldatma oranı daha sık gibi gözüküyor. Daha sık. Kadınlarda daha az. Daha az. Daha az. Hocam peki siz hep... E, Psikiyatri mi düşündünüz? Başka bir şey olmak iste, istiyor mu? Başka mı? hiçbir şey olmak istemedim. Met, e, metafizik vesaire, öyle bir şeyler şey almışım. Fizik mühendisi ha. falan. E, ön <laughs> öyle bir lisede, şey var, bakın, değil mi? Lisede. <laughs> evet. E, lisede e, fizikten çok hoşlanırdım. Evet. E, fizik mühendisi olmak istedim e, o zamanlar. Ama tıbbiye girdikten sonra. Dördüncü sınıfın başından itibaren sadece psikiyatri yapmak. Ne sizi çekti? Beni çeken şey işte iç içelik. Evet, değil mi? Beni çeken o. Yani hocam şimdi iç içelik insana insanla uğraşmak çok zor bir şey bir kere. E, hasta insanla uğraşmak daha da zor. Evet. E, buna rağmen siz hep gözünüz parlarsınız. Kaç sene oldu? kaçıncı röportajımız? Hep gözünüz parlayarak konuşursunuz. Ve kötü örnekleri yaşamanıza rağmen insana olan inancınızı yitirmediniz mi hala? Hiç yitirmedim. Hiç yitirmedim. Ee, karşıda e, siz bir kişiyle görüşüyorsunuz. Bir kişinin hasta olup olmadığı noktasında karar vereceksiniz ama onun yanında olanlar da var ve sağlıklı bireyler. Hmm. Ha, Şimdi bakın e, dünyada 8,5 milyar insan var. Evet. Tahminen. Hı hı. 8,5 milyar kişinin yüzü birbirine tıpatıp benzemez. Aynı anadan doğasalar bile benzemez. Doğru. Tek yumurta kizleri bile bir fark gösterirler. Bundan dolayı bu laf bana ait bir laf değil. Beyinler de benzemez. Beyinler benzemeyince farklı karakterler çıkar orada. Farklı işlem yapar beyinler ve kişilik farkları çıkar karşınıza. Hı hı. O kişilik farkları insan ilişkilerini belirleyici en önemli faktördür. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Peki sizi alan, bu mesleğe olan aşkınızı sürekli gündemde tutan e, o insana dair hayranlığınız mı? Evet. Gerçekten öyle. Hı. Yani insana olan saygım hı. çok önemli. Tabii çok önemli. Peki ama yani bir taraftan da çok da kötülük görüyorsunuz. Yani kötülüğü de görüyorsunuz. işte cinayetlerden tutun vesaire şükpite evet. kadar. Evet. O kötülükleri görmenize rağmen insana olan saygı devam mı? Öyle bir sarsılmam olmadı? hiçbir olmadı zaman. Mı? Hiçbir zaman hiç olmadı. Hiç böyle sorgulamadınız mı kendinizi? Hiç sorgulamadım. Yani hiç sorgulamadım. Çünkü kendime göre açıklamalarım vardır bilimsel temelli. Yani dünya nüfusu ne oluyor işte Çevresel faktörler, iklim değişiklikleri, felaketler, şunlar, bunlar gibi. Görüyorsunuz, üzülüyorsunuz. Nereye kadar gidecek bu diyorsunuz. Tabii hocam da şimdi sizinki insanla ilgili ya. İşte çocuklar öldürülüyor, tecavüze uğruyorlar, bir sürü şeyler oluyor ve hastalıklı yapılar tarafından bunlar oluyor. Yani bunları gördüğüm zaman 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 inancım insana olan inancımda so sorgulamalar yaşadığım olmuştur. O yüzden sordum size. Beni sorgulamadım çünkü temel bir bilimsel veri söyleyeyim size. Hı hı. Suç davranışı Hı hı. Sağlıklı kişilerle, psikiyatrik hasta kişilerin nüfusal oranda bakıldığında hı hı. birbirinden üstün olmadığı saptanır. Hı. Yani bir psikiyatrik rahatsızlık suç işletir diye bir, şey yok. bir kural yok. Tabii, tabii. Sağlıklı da işletir. Burada böyle yanlış, bile, yanlış Çok bilinen doğru doğrular var. Doğru. Psikiyatrik hastalıktan... Hiçbir şekilde hiç kimse suç beklememeli. Tabii. Yani biri şizofren diye suç işleyecek suç diye bir şey yok, yok diye bundan korkulmamalı. Tabii. Böyle bir durum yok. Tabii. Tabii. Bakın size ben bir örnek vereyim. Lütfen. Biz geç, geçtiğimiz yıllarda yakın zamanda değil geçmiş zamanda çok uzun hastanede yatmakta olan ve uzun süredir taburcu edilemeyen konikleşmiş vakalar. Dışarıya çıkmamışlardı, sosyalize olamamışlardı. Hı hı. Onlara program yaptık, Belgrad ormanında da piknik planı yaptık. Ne güzel. <laughs> o hastalar inanılmazdı, yani hayatımda yaşadığım en güzel mutluluk güzel. oydu benim. Hakikaten. Oydu benim. O hastalarla birlikte, hastalarımızla birlikte. Belediyeden aldığımız yardımla otobüslerle gittik. Çok güzel. Yani bir 500 kişi falan vardı. Oo, epey. <laughs> Vardık. Önce bizim geldiğimizi gören, piknik yapan insanlar bir toplandılar. E bir korktular herhalde değil mi? Öyledir ya algı. Korktular. Tabii, tabii. Bu yanlış yargı. Bir süre sonra o insanların da insan olduğunu anlayarak kaynaştılar. Çünkü suç ruh hastalığıyla alakalı değil. Değil değil. Suç başka bir şey. Suç başka bir şey. Evet, evet. Peki az vaktim var şunu sormak istiyorum. Şimdi biz ruh sağlığımız, işte bu ekonomik problemler var, şiddet var, dışarıdan gelen bir sürü bizi rahatsız eden var, kadın erkek ilişkileri var, sosyal medya var, teknoloji var. Ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız hocam? Vallahi ruh sağlığı korumanın tek yanı, iki tane yanı var. Tamam. Bir, bilgili olmak. Hı, hı. Eğitilmiş bir toplumsanız, hı. hı. Eğitilmiş bir toplumsanız, bilgi süzmesini beceriyorsanız. Yani bilgi mutluluk getirir mi yoksa? Bilgi mutluluk getirmese de sizin bilinçli yaşamazsınız. Hmm. Çünkü araya girdim. Hani ne kadar az bilirseniz daha mı mutlu olursunuz? Hayır bu çok yanlış. Yanlış mı o da? Bu çok yanlış. E o zaman gidin dağ başına bir vahşi insan gibi yaşayın. Daha mı mutlu Daha oradaki? mutlu değilsin. <laughs> Peki. Çünkü acıkacaksın, karnın acıkacak, bir şey yine bir şey gelecek, yine gelecek. Yani. bir şey çıkacak karşısına. <laughs> ee, i̇kinci noktada şu: ee, bilgi çok önemli, genel bilgi. Hı hı. Genel bilgi olmadan e, yaşamak bugünkü dünyada imkansız. Hı hı. Ne tür genel bilgiden bahsediyorsunuz? Her türlü alanda bilgi, hı hı. coğrafya bilgisinden, matematik bilgisine, mantıklı düşünebilmekten felsefeye kadar. Her türlü bilgiyle mücehesseniz daha kendinizi korumuş oluyorsunuz. Yani bildiğiniz bir şeye karşı korku hissetmiyorsunuz, öyle mi? E bildiğiniz bir şeye korku hissetmiyorsunuz, korksanız bile önlemini alıyorsunuz. Ama bazı şeyler var ki mesela işte İsrail'de yaşananlar çok mutsuz ediyor. Görüyoruz neler yaşandığını Filistin, İsrail… Bir örnek veriyorum. Bunun gibi başka şeyler işte küçük bir kız öldürülüyor yok vesaire. Bir şeylere üzülüyorsunuz ve çözümü sizde değil. Çözümü tabii sizde değil. Dolayısıyla nasıl işte o Ama o anlamda bakın, nasıl Bakın şöyle to söyleyeyim. Şey toplumlarda, bütün toplumlarda bu suçlar vardır. Bizde de olacak. Evet, hep olacak. Hep olacak. Bizim uğraşımız, bizim uğraşımız şu. Suçu sıfıra indirebilmek imkanı yok. Bunu oransal olarak azaltma imkanımız olabilir. Bunun da temeli bilgidir. Yani dolayısıyla hep kötülük olacak iyilik gibi. Hep kötülük. Tabii dünyanın kuruluşundan beri var bu. Hmm. Yani insan doğdu, işte yürür hale geldi. Homo sapiens falan diyelim. E, acıkıyor, av peşinde koşuyor. Hmm. Bir alet lazım oluyor, onu yapmaya çalışıyor. Teknoloji böyle gelişmedi mi? Doğru. Böyle gelişti. Yani ondan hepsi gerginlik. Bakın insan hayatı benim verdiğim örneğin ben kendim çok iyi beğenirim. Bir başkası beğenir beğenmez bilmiyorum. İnsanoğlu <laughs> evet. uçmakta olan uçağa benzer. Hmm. Havalanmak için enerji harcayacaksınız. Hmm. Yer çekimine karşı koymak için enerji harcayacaksınız. Hava direncine karşı koymak için Hava direncine evet. harc enerji, enerji harcayacaksınız. harcayacaksınız. Ee, bir şey daha var. Hızlanmak için enerji harcayacaksınız. Yani çalışmak gerekiyor. çalışma Her an gerginsiniz. Hmm. Her an. Hmm. Rahat bir olabildiğiniz dakikalara bakın gün içinde. Hmm. 10 ya da 15 dakikadır. En fazla. En fazla budur. Hmm. Çünkü beyniniz buna izin vermez. Yaşam koşulları izin vermez. Peki... Son 2-3 dakikam var. Rahatlamak için ne yaparsınız? Siz ne yaparsınız? Hı hı. Mesela sürekli televizyon seyrediyor musunuz? Seyirciden uzak mı duruyorsunuz? Ya, uzak duruyorum diye bir şey yok. Ben günceli takip ederim. Biliyorum biliyorum. O yüzden sordum. Günceli takip ederim. Nasıl rahatlıyorsunuz hocam? Ee, vallahi nasıl söyleyeyim ben? Kendimden bahsedeyim. Ee, televizyon falan izlediğimde haberler izliyorum. O da başka bir şey izliyorum. E, tabii ki görüşümle nereye gidildi, ne yapıldı konusunda e, geçmişten gelen bilgilerim nedeniyle e, farklı bir kanaate varmıyor değilim. Hı hı. Bundan mutsuz mu oluyorum? Hayır, mutsuz olmuyorum. Canım da sıkılmıyor. Peki. Anlatabildim Anladım. Canım da sıkılmıyor. Ben bunu şeye bağlıyorum. Yani e, nerede yaşadığınızı bileceksiniz. Coğrafya bu. Coğrafya bu. İçinde yaşadığınız kültürü bileceksiniz. İçine yaşadığınız insanlar oranlarını bileceksiniz. İnsan ilişkilerini bileceksiniz. İnsan ilişkileri nasıl düzenlenir, nasıl yapılır bileceksiniz. Dolayısıyla koşullara uyum sağlarsak mutlu olacağız ve ruh sağlığımızı şey edeceğiz. Yani örneğimi lütfen unutmayın. Yani siz nasıl karşıladınız bilemiyorum ama uçak gibi metal yorgunluğunuz günün birinde olur. Tabii ki olur. Tabii. İnsan bir şeyi amaçlamalı. Bütün insanlıkta bir yanlış var. Yanlış da şu, mutluluk aranıyor. Hmm. Mutlu an, Mutluluk daimi değildir. Tabii anlık değil mi hocam? Anlıktır. Yani mesela şimdi konuştuk, mutluyuz tamam. Anlıktır. Şimdi o kadar. mutlu muyuz değil mi bilmiyorum ama <laughs> anlatabildim mi? Ee, anlıktır. Önemli olan şu var, huzurlu musunuz değil miyiz? Hmm. Huzur daha çok önemli. Wellness. Hmm. Peki huzuru nerede arayacağız? Huzuru herkes değişik yerde arıyor. Aile? Yani aile, e, oradan bakarsanız önce kişilikten başlıyor kişilikten. bence. Kişilikten. Kişilikten başlıyor. E, pozitif yönde bilgilenmekten başlıyor. Eğer gerçekten bilgilenirsiniz, eğer gerçekten e, bilgi e, süzgecinizi ayırabilecek zeka yapısındasınız biraz olaysız bir hayat yaşıyorsunuz diyebiliriz. Çok önemli bu söylediğiniz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi şu mutluluk arayışının abartılması hocam. Abartılması değil millet tepeden tırnağı bu yanlışı yapıyor. Evet. Sadece ben mutlu bir... olamadım. Kim olmuş ki sen olasın? <laughs> o kadar doğru ki. Kim oldu ki? Evet. 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 Yani, Hep bir mutluluk peşindeyiz. Çünkü bakın ben size bir şey söyleyeyim. İnsan doğasında şu var. İnsan beyni uyanık olduğu zaman mutlaka iç konuşma yapar. Hmm. Sahte yaparken yapar, süpürge yaparken temizlik yapar. yaparken yapar ve sürekli düşünür. Bu bilinçli bir düşünce değildir, hı hı. otomatiktir. Hı hı. Bunu önleyemezsiniz. Bu fikirler kesinlikle ve kesinlikle iyi ve huzurlu fikirler değildir bir iyilik ya da huzurlu olabilmekle ilgili bir şey ticaret men menşeidir insanlıkta hmm. spor yapmak hmm. tiyatroya gitmek sinemaya gitmek pikniğe gitmek evet. hangisine para harcamıyoruz? Hepsini. Hepsini. Ayakta tutan insanın huzur arayışıdır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sizi dinlemek her zaman büyük keyif. Sağ olun. Yani en azından bir cümle aldılarsa bu da bizim için güzel bir şey oldu demektir. Umarım inşallah. Umarım.